Herkese selamlar. Bu video Clean tanıtımını ve başlangıcını yaptığım bir video olacak. Öncelikle Clean ne olduğunu merak ederseniz ya da Clean örneklerini görmek isterseniz tabii ki internette bir sürü İngilizce kaynak bulabilirsiniz. Eğer Türkçe bir kaynak isterseniz bunun için de WordPress'teki blogumu kullanabilirsiniz. melisturkoğlu.wordpress.com. Burada kategorilerden Clean'i seçerek Clean ile ilgili yazmış olduğum yazılara ve uygulamalara ulaşabilirsiniz. Clean 1993 yılında İsveç'te kurulmuş, şu andaki merkezi de Amerika, Pensilvanya'da bulunan Tableau gibi bir istekaz tool'udur. Clean veriye yalnızca in-memory yani bellek içi olarak bağlanabilir. Tabii ki Tableau ve Clean birbirine benzer yönleri de var, birbirinden tamamen ayrışan yönleri de var. Aslında bu iki firmanın önem verdikleri konular biraz da farklı. En basit şekliyle şöyle açıklayabilirim. Tableau veri görselleştirmesine yani görselliğe çok önem veren bir tool. Clean ise görselleştirmeyi daha basit, daha az müdahaleyle halledip arka tarafta veri modellemesine çok daha esnek imkanlar tanıyan bir tool. Clean ilk çıkardığı istekaz aracı aslında ClickView'du. ClickView'un ardından firma drag and drop dedikleri yani sürükle bırak teknolojisini içine katarak güncel istekaz aracı olan ClickSense'i piyasaya sürdü. ClickSense de Gartner raporlarına göre en iyi 3 istekaz aracından bir tanesidir diyebiliriz. Peki isterseniz önce ClickSense'i nasıl indirdiğimizi görelim. Ardından ClickSense'le ilgili önemli kaynakları size göstereceğim ve ClickSense'le nasıl giriş yapıyoruz, nasıl bir arayüzü var bunlardan size bahsedeceğim. Öncelikle ClickSense'i indirmek için Google'a ClickSense download yazıyorum. Gördüğünüz gibi ilk sırada zaten ilgili link çıkıyor. Burada açılan sayfadan bir Clean hesabı oluşturmanız isteniyor. ClickSense test hesabı kullanabilmek için bilgilerinizi girdikten sonra ClickSense test hesabı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. ClickSense test hesabı tamamen ücretsizdir. Ücretsiz olarak bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. İndirdikten sonra ilerleyerek kolayca bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Uygulamayı nasıl giriş yaptığımızı görelim. Buradan en başta oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifreyi yazıyoruz. Clean'e giriş yaptığınız zaman ilk açılan sayfaya Hub diyoruz. Burası Hub ortamı. Burada bir Work klasörü olduğunu görüyorsunuz. Bu Work klasörünün altında oluşturmuş olduğum uygulamalarım var. Tabloda uygulamalara Workbook diyorduk. Clean'de de bunlara App diyeceğiz. Yani uygulama diyeceğiz. Buraya tıklayarak uygulamalarınızın sırasını değiştirebilirsiniz. Buraya tıklayarak uygulamalarınızın görünümünü değiştirebilirsiniz. Buraya tıklayarak Click Cloud'a gidebilirsiniz. Buraya tıklayarak arama yapabilirsiniz. İsterseniz buradan Dev Hub dediğimiz, script yazabileceğimiz, extensionlar üretebileceğiniz platforma geçebilirsiniz. Help diyerek Clean Help dokümanına geçebilirsiniz. Ve son olarak About seçerek Clean şu anda hangi versiyonu kullandığınızı, lisans anlaşmanızı ve third party yazılımları buradan inceleyebilirsiniz. Yeni bir uygulama oluşturmak için buradan Create New App diyerek uygulamanıza giriş yapabilirsiniz. Eğer Clean Browser üzerine ulaşmak isterseniz link bölümüne gelip localhost 2.48.48 portu / hub yazmanız yeterli olacaktır. Bu adresten giriş yaptığınız zaman desktop'un özelliklerini aynen kullanabildiğiniz ve desktop'ta hazırlamış olduğunuz bütün uygulamaların göründüğü sayfa size açılacaktır. Buradan da aynı şekilde uygulama oluşturabilirsiniz. Şu anda bilgisayarımı İngilizce kullandığım için bilgisayarımda açtığımda gördüğünüz gibi arayüzüm İngilizceydi. Fakat browser'ı Türkçe kullandığım için browser'dan açtığımda Clean otomatik olarak Türkçe olduğunu görüyorsunuz. Bilgisayarınızdan kullanıyorsanız bilgisayarınızın dilini, eğer browser'dan kullanıyorsanız da browser'ınızın dilini alacaktır. Aynı şekilde buradan da uygulamalarınızı oluşturabilirsiniz. Clean kendi demo serverına ulaşmak isterseniz sense-demo.click.com/hub linkine girerseniz buradan Clean demo serverına ve serverın içerisindeki örnek app'lere, uygulamalara ulaşıp inceleyebilirsiniz. Happiness uygulamasının üzerine tıkladım ve Happiness uygulamasını açıyorum. Gördüğünüz gibi uygulamam bu şekilde. Uygulamanın ismi, en son ne zaman veri yüklenmiş, ne zaman yayınlanmış, uygulamanın hedefi yani hangi klasörde herkese açık olduğunu görebilirsiniz. Uygulamanın açıklamasını burada bulabilirsiniz. Yukarıdaki menüden analize tıklayarak direkt olarak raporun içerisine geçebilir. Hikaye bölümüne tıklayarak oluşturulan hikayeleri görebilir ya da yeni bir hikaye oluşturabilirsiniz. Burada uygulamanın içerisinde toplamda 6 sayfa olduğunu görüyoruz. Örnek olarak Introduction'a tıklıyorum. Raporlar bu şekilde görünüyor. Buraya tıklayarak var olan sayfaları görebilirsiniz. Yanındaki butona tıklayarak bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz. Burada seçim imleri yani bookmarklar tanımlayabilirsiniz ya da oluşturulan bookmarkları görebilirsiniz. Buraya tıklayarak da raporunuzda arama yapabilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman tekrar uygulama detaylarını görürsünüz. Son olarak gezinti butonuna tıklayarak Hub'a aç diyerek ana sayfa yönelebilir, uygulamaya genel bakış diyerek uygulamanın içindeki ana sayfayı açabilirsiniz. Şimdi burayı kapatıyorum. Ve son olarak size
Kli'nin sektör sektör hazırladığı uygulama örneklerine nereden ulaşabildiğinizi göstereceğim. Burada gördüğünüz adrese demosclick.com/clicksense girerek buradan istediğiniz sektörü seçerek, örneğin eğlence sektörünü seçiyorum. İsterseniz buradan HR, finans, marketing şeklinde kategorize de edebilirsiniz. İsterseniz buradan etiketlerini seçebilirsiniz. Hazırlanan uygulamayı açıyorum. Bu şekilde sektör sektör hazırlanan uygulamalara erişip bu uygulamaları Launch Demo butonuna basarak inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazırlanan raporu açtım. Şöyle birazcık aşağı inerek raporu görelim. Bar grafikler kullanılmış. Şöyle aşağı iniyorum. Bir harita detayı görüyorsunuz. İsterseniz aşağıdan filtreleme yapabilirsiniz. Daha sonra yaptığınız filtreleri yine Clear Selection butonu tıklayarak temizleyebilirsiniz. Bu size göstermiş olduğum link üzerinden çeşit çeşit sektörler için yapılan uygulamaları görebilirsiniz. Tanıtım videosu için anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.